Değerli dostlar, herkese merhaba. Bugün güzel ve özel bir gün. 6 Ağustos Salı gününden herkesi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Neredeyiz? Isparta Yenişar Bademli Melikler Yaylası'ndayız. Ve çok önemli bir tırmanış gerçekleştireceğiz. Tırmanışımız Dedegül Dağı'nın zirvesine, 2992 metre rakımdaki Dedegül Dağı'nın zirvesine olacak. Şu anda ekranın tam ortasındaki gördüğünüz zirve Dedegül Dağı'nın zirvesi. Biz de Melikler Yaylası'ndayız. Tırmanışımıza buradan başlayacağız. Videonun ilerleyen zamanlarında ara ara tırmanışımızla ilgili özel bölümler sizleri bekliyor. Bizleri izlemeye devam edin, seyretmeye devam edin, bizimle kalın. Evet dostlar, tırmanışa başladık. Burası Mezar Gediği mevki. Burada birkaç tane çoban var. Arabamızı da buraya bıraktık. Şöyle. Dönüşte gördüğümüz en sevinçli şey bu araba olacak. Buradan Mezar Gediği mevkiinden tırmanışa başladık an itibariyle. Şu patikadan devam edeceğiz. Ve hedeflediğimiz yer ekranın tam ortasındaki şu an ağaçların arkasında kalan zirve. Şu an tırmanmaya başladık. Dostlar, tırmanış devam ediyor. İlk eşiği açtık. İlk basit eşiği açtık. Size bir manzara gösterelim. Şu anda güneşin doğuşunu görüyorsunuz. Ve hemen arada Beyşehir Gölü var. Şöyle yaklaştıralım. Evet, şu gördüğünüz yer Beyşehir Gölü. Ekranın tam ortasındaki. Ve güneşin doğuşunu görüyorsunuz. Evet gençler. Hadi bakalım. Söyle Tolga, el kaldır. Kemal, el kaldır. Ahmet, Tuna. Bunlar bizim kuzenler, benim yeğenler. Hadi bakalım, devam edelim. Şu anda bir hafif bir iniş mevcut. Artık son inişimiz. Yani vazgeçmek için son şans. Allah'ın izniyle vazgeçmeyeceğiz değil mi gençler? Aynen. Yok. Hadi bakalım. Evet, zirvede orası bak, aradan görünen küçük bir yığıntı gibi görünüyor ya, orası zirve. Patikadan devam ediyoruz tırmanışımıza. Yok. Bölgedeki en yüksek dağ burası. Dedegül Dağı ve zirvesine çıkıyoruz şu anda. Burada Dedegül Dağı'nın tam altında şöyle bir şey, önce şunu söyleyelim. Yüz ölçümü olarak da büyük bir dağ. Yani sivri bir tepe gibi değil. Yayılmış, etrafa yayılmış. Yüz ölçümü olarak da büyük bir dağ. Ve bu dağın altında dünyanın en büyük 3. yeraltı gölü bulunuyor. Pınar Gözü Mağarası'ndan da bu suyun çıkışı var. Yeraltı gölünün suyunun çıkışı var. 365 gün akan bir su kaynağı. O şekilde bir güzelliğimiz de var. Ah, bu arada bak, koyun sürüsünü gördük. Evet. Koyun sürüsü de çoban otlatmaya başlamış. Köpek var mı acaba? Sonra başında çoban var gerçi de. Gençler, gördünüz mü koyunları? Evet, evet. Evet, tırmanışa devam. Şöyle kendimizi de gösterelim mi? Gösterelim. Dostlar. Yine şöyle manzaramızı gösterelim. Güneş manzaramızı. Bu manzara ancak burada bulunur. Başka da bir yerde göremezsiniz. Niye? Çünkü biz buradayız. Biraz bencillik yapmış olalım. Kim acaba bu ya? Tanıdık mı? Yabancı mı? Bizim köylü mü? Bilmiyorum. Şöyle. Ara ara çekimlere devam edeceğiz. Hadi bakalım, tekrar tırmanışa devam ediyoruz. Başladık. Tırmanış devam ediyor. Nefes nefeseyiz. Güneş bir hayli yükseldi. Biz de bir hayli yükseldik. Evet, zaten zorlu bir tırmanış olacaktı. Zorlamaya başladı. Ama manzara güzel. Çıktığımız yer de burası. Koyunlar arkada kaldı.
şöyle devam edelim manzarayı göstermeye. Hadi bakalım biraz daha durmadan devam edelim ki mesafe alalım biraz. Evet, döne döne patikalardan devam. Zorluğunu da göstermek için açtım kamerayı. Bir de canlı mı başlasak, ne yapsak? Vallahi olabilir. Telefon şu an çekiyor. Aşağıda çekmiyordu. Burada çekiyor. Şöyle. Tırmanış devam ediyor. Gençler. Evet. Vazgeçmek var mı? Yok. Hadi. Yıl 2024. Ağustos 6. Salı günü. Yuvarlanmayın lan aşağıya. Uçuruma. Şöyle. En son 2007'de çıktık ya. 17 sene olmuş. 17. Manzara çok harika. Çekime devam. Şimdi kapatıyorum. Sonra devam edeceğiz. Dostlar, tırmanışa devam yine. Mola verdik. İkinci kısa molamızı verdik. Güneş bayağı yükseldi. Gördüğünüz yer Beyşehir Gölü. Şu an ayaklarımızın altında. Gördünüz mü? Beyşehir Gölü tam ayaklarımızın altında. Evet. Manzara müthiş. Şu an oldukça yüksekteyiz. Birçok yerden, karşımızdaki gördüğümüz birçok tepeden daha da yüksekteyiz. Ama zirvenin henüz çeyreğini yeni geçtik. Çeyrek demek biraz az kalır. Çeyreğini geçtik. Yarıya doğru yaklaşıyoruz. Gençler durum nasıl? Kemal? İyi. Tolga? Yorgunluk yok. Mikrofon sende. Senin sesin iyi geliyor. Yorgunluk yok. Yani kayıtlara iyi geçiyor yani. Evet dostlar. Halimizi gösterelim. Terledik bayağı. Şöyle. Güzel bir gün olsun inşallah. Vazgeçmek yok değil mi lan? Şu ana kadar vazgeçmeyi düşünen var mı? Yok. Ahmet Tuna. Nasıl başının ağrısı? Tamam. Tamam bakalım. Devam edeceğiz birazdan. Molayı bitireceğiz. Dostlar tırmanışa devam ediyoruz. Yolun yarısına geldik. Şu an zirve karşımızda bakın. Tam ortada. Arka taraftaki yer. Zirve. Evet Ahmet Tuna. Nasıl gidiyor? İyi gidiyoruz. Zorladı mı? Yaşın kaç? Biraz. 17. 17. Kemal. Evet. Yaş kaç? 17. Tolga. 18. 18. Dayınız kaç yaşında? 41. 41 kere maşallah o zaman oğlum. Hadi bakalım. Tırman. Kayalıklardan tırmanıyoruz şimdi ya. Gerçek manada tırmanış yani. Baştan demiştik tırmanıyoruz diye. Doğru yani. Yanlış yok, yalan yok. Hilaf da yok. Hadi. Ağır ağır. Şuradan. Değneğiyle çıkamaz oralara. Az sola doğru gidin ha. Şöyle. Çok tepeye çıkma. Evet. Tolga. He? Tepeye çıkma boşuna. Şuradan gideceğiz. Buralara sağlam basın bak ha, düşmeyin. Kemal sağlam durun. Ama bak en tehlikeli yerler burası. Evet.
zorlu bir eşiği daha atlatıyoruz. Ve atlattık. Evet. Hadi bakalım. Ya şöyle yapacaktık. Ya şuradan çıkacaktık. Ya oradan. Bak bak. Ya buradan gelecektik. Şuradan. Kestirme ya bir, biraz önce geldiğimiz yerden. Buradan gelmiş olduk. İyi oldu. Bir şey fark etmedi yani. Kestirme diye bir şey yok burada. Her yer aynı. Her yer yüksek. Her yer tepe. Mesafe daha kısa. Tırmanış yani. İniş beklemeyin değil mi? İnişi dönüşte yapacağız. İnşallah. Tolga. Evet. Dedene bir selam yolla bakayım. Dede başarıyorum de. Başarıyorum. Dede başarıyorum diye bağır lan. Dede başarıyor. Hadi bakalım. Buradan Hizmet Macide selam olsun. Aha. Eski toprak kendisi. Eskimeyen toprak. Aynen. Değerli amcam İmdat Macit'e kucak ve gönül dolusu selamlar. Ellerinden öpüyoruz kendisinin. Oy. Şşt, nereye gidiyorsunuz? Oradan da gidilir ama zorlar ya. Dur şuraya bakalım bir. Dur. Orada iniş çıkış mı vardı? Şuraya bak ya. Şey Tolga. Belki ineriz buradan da. Şuradan belki. Su bitti mi? İçmek mi istiyorsun? Tamam arkadan da olur sen. Yük bende kalsın. Siz hafifletin yükünüzü. Tamam oradan gidelim. İniş çok mu orada ya? Tolga, inebilecek miyiz oradan? Sanmıyorum. O zaman buradan gideceğiz oğlum işte, tamam gel. Burası zaten doğru yol. Doğru yoldan saptırıyorsun bizi. Saptırmadım lan, sen gittin o tarafa. Şuradan gideceğiz. Ha bak, buradan gideceğiz. ...17 sene önce geçmişiz oğlum, nasıl hatırlayayım ben orayı? Şuradan çıkacağız o zaman herhalde. Aynen öyle. Zikzak dediğim yer işte şu çıplak yer bakın. Şurası var ya, bak. He. Orası zikzaklı. İki tane mi, üç tane mi zikzak var orada. Ondan sonra en zor yere varıyorsun oradan. Ondan sonra bitti zaten. Bir şey kalmadı yani. Gerçekten bak, bir şey kalmadı. Başardık. Tabii. Buraya kadar geldiyseniz ağlamadan. Tamam sıkıntı yok. Dönüşte ağlasanız da çözümü yok zaten. Zaten dönüş olacak yani. Evet şarjımız bitmesin. Kayıt yine devam edecek. Zirveye tırmanış devam edecek. Evet. Tırmanışımız devam ediyor. 3'te 2'sini tamamladık. Geriye 3'te 1'lik kısmı kaldı. Zirve hemen şuranın arkası. Ver çantayı. Evet. Beline bağla şeyini. Evet. Gençler. Vazgeçmediniz buraya kadar. Sizi tebrik ediyorum. Teşekkürler. Maşallah. Beklentilerin daha yüksek, yani beklentilerin fazlasını karşıladınız yani. İyi geldiniz. Şu anda verdiğimiz mola 3. mola. 3. molada bisküviyi hak ettiniz ve bisküvi yedik. Yani bu arada bisküvi kelimesini de boşa kullanmıyorum. Bisküvi bebesi değilmişsiniz. Onu anladık yani. Bisküvi bebeleri buralara çıkamaz. Kusura bakmayın da ne yazık ki gerçekler bu. Karşılar çobanların yazlakları, yazlak diye anlatalım. Yazın hayvanlarını otlattığı, kalıcı olarak hayvanlarını otlattığı yerler, karşılar, senet alanı, ondan sonra
Alınoluk, Körmenlik, Görguyu, Mehmetoluğu mevkisi karşı taraf. Sonra şu güneşin şavkının vurduğu yer Beyşehir Gölü'nün ta kendisi. Karşıda Beyşehir Gölü bütün haşmetiyle ayaklarımızın altında. Ve Dedegül'ün zirvesi de yine bütün haşmetiyle burada. Dostlar, zirveden de yayınımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Tırmanışımız devam ediyor. Son çeyreğin başladığı yerdeyiz. Son çeyrekteyiz. Şu anda gördüğümüz yer Üzüm Karı Çukuru. Burayı öyle adlandırmışlar. Ben biliyordum buranın neden böyle adlandırdıklarını ama şimdi unutmuşum. Burası bir çukur. Birazdan çukuru daha net göreceğiz. Nefes nefese kaldık. Yorulduk. Terledik ama zirveye çıkmayı da hak ettik. Son ve en zor çeyrek kaldı. Gençler de maşallah performans iyi. Nasıl gençler? Dönmek var mı? Yok. İyi, hadi. 10 numara ilerliyoruz. Tırmanış devam. Hedef Dedegöl Dağı'nın zirvesi. Orada oturacağız. Domates, ekmek, peynir, zeytin yiyeceğiz. Acıktık bu arada. Yolda 3. molada bir bisküvi yedik. Henüz 4. molayı vermedik. Evet, çukur tam gözükmeye başladı bakın. Burası çukurumuz. Evet. Kar, kışın yağan kar en son burada eriyor. Erimesi burada sonlanıyor yani. Buradaki kar en son eriyor. Şu anda hiç kar yok. Normalde eskiden olurdu burada kar. Bu mevsimde. Küresel ısınma buraları etkiledi. Bütün dünyayı etkilediği gibi. Şimdi patikadan devam ediyoruz. Artık son çeyreğe geldik. Hadi bakalım. Dostlar, zirveye çok yaklaştık. Ama bittik. Vallahi bittik, şöyle bak. Gölgemizi görün önce. Sonra da bitmiş halimizi görün. Gerçekten çok zor. 41 yaşında, 17 sene sonra 86-87 kiloda buralarda vallahi zorlandık. Gençler yine iyi maşallah. Onların ilk çıkışı. Onlar iyi maşallah. Değil mi Kemal? Evet. Bak manzara da böyle. Ama vallahi yorulduk. Ha, zirveye varınca yorulduğumuza değecek. Çünkü bir şeyi başarmış olacağız. Ondan dolayı yorulduğumuza değecek. Şimdi biraz çekim yaparak çıkmak istiyorum. Bu çekimi de motivasyon kaynağı yapmak istiyorum kendime. Çünkü artık iki adımda bir nefes alıp dinlenmek gereği duymaya başladım. Şimdi haydi bismillah diyorum. Ve çekim yaparak en zor son noktayı çıkmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş şu anda çekim yapmanın motivasyonuyla, gençlerin önden gitmesinin motivasyonuyla burayı bir tamamlayalım artık da zirveyi görelim. İnşallah şu kaydı tamamlamadan zirveye ulaşırız ya. Biraz zor da. Yani kaydı kesmeden diyeyim daha doğrusu. Kaydı kesmeden zirveye ulaşmak istiyorum ama zor. Dikkat. Hem konuşup hem en dik yeri çıkıyor olmak çok performans harcatıyor. Şimdi konuşmayacağım. Çıkalım bakalım. Gerçekten çok az kaldı. Şurası zirve. Evet. Hadi Kemal, hadi Tolga.
Vallahi zor. Yaşlanmadık ama 40'ı da geçtik yani. Ses benim sesim mi? Başkasının sesi mi belli değil. Son taraf artık uzadıkça uzar. Şöyle manzara. Şöyle de kendimizi gösterelim. Hani bir şarkı var ya. Şimdi dokunsalar ağlayacağım diye. Dokunsalar ağlayacağım. Gerçekten çekim yapmanın verdiği motivasyon iyi geldi. Bayağı çıktık yani. Ne ayak kaldı, ne bacak kaldı, ne diz kaldı. Oo. Oy. Buraları hızlandırırız videoda. Ne yollardan gelmişiz ya. Şuraya bak. Hadi bitti hadi. Kendimizi bir daha gösterelim mi? Perişanlığımızı. Çok perişanım. Maalesef. Kolay değil yani. Dostlar. Kolay değil. Çıkmayı düşünen buraya bin defa düşünsün. Sonra çıkma kararını versin. Ben bin defa düşünmemiştim. Ondan dolayı biraz zorlandık. Bayağı zorlandık. Zaten biz. Tuna. Hadi bakalım kalk. Kaydı durduruyorum. Dostlar geldik. Evet zirvedeyiz. Şu anda bayrak burada bakın. Biz de buradayız. Çıkıyoruz. Haydi bismillah. Son hamle. Bayrak göründü. Gençler çıktı önden maşallah. Biz de onlardan çok da geri kalmadık be. İyi oldu. Ne oldu? Geldik mi?
Yo. Taşın arkasından döneceğim o yüzden. He, şunun arkasından döneceğim bak. Yoruldum dayım ben senin gibi genç değilim lan. Dolanacağım. Aferin lan Kemal. Mikrofon sende, konuş. Sonunda çıkabildik. Çok yorgunum. Kemal zirvede şu anda. Ama değdi buna. Bak burada ne yapmışlar. Görüyor musun? Taşlardan çevirmişler burada yatmışlar gece. Üç buçuk saatlik tırmanış serüveni zirvede sona erdi. Bir de bunun inişi var. Evet gençler, fotoğraf çekiyor, video çekiyor. Zirvenin tam zirvesindeyiz ha. Çek abi. Evet. Ne yazıyor bak. Evet. Şimdi kaydı kapatıyorum. Birazdan yemek yerken açarız. Dostlar iyi seyirler. Üstüne oturacağız. Evet dostlar. Mikrofon nerede lan? Kemal sende var değil mi? Sen? Var. Benimki vallahi kayıp. Tamam mi? Sıkıntı yok ya, otur. Ay ay ay. Şuraya koyalım istiyorsanız. Ya. Şurada dursun işte ya. Mikrofon. Ne bu ne? Burada bir şey var ama. Aç onu da. Ondan ne çıkacak bakalım. Onu merak ediyorum. Peynir olabilir belki. Şaşırdı gitmişler. Aç aç. Altı dakikadır çekim yapıyormuş kamera. Evet dostlar, Karagöl ve Karagöl ya. Dedegül Dağı zirvesine çıktık. Yemeğimizi yedik. 10 dakika uyuduk. Şimdi dönüşe geçiyoruz gençlerle. Gençler beni bir çeksinler şu Türk bayrağıyla bakalım bir. Şöyle bayrağımız dalgalanıyordu demin, ne güzel rüzgar vardı da. Şimdi yine geldi bak, evet. Hadi bakalım gençler bir çekin benim. Ortalayın ha. Tamam mı? Böyle. Bunu nasıl durduğunun bir önemi yok. Türk bayrağı her türlü güzel durur. Her türlü güzel durur. Tersi düz olmaz bunun. Evet. Dostlar zirveden herkesi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bizi izlemeye devam edin. Böyle güzel anılarımızı da ufak tefek paylaşıyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. İnişe devam edeceğiz biz şimdi. Ver bakalım. Hadi bakalım gençler. Burada bak, suyumuzu alın. Kiminse olsun. Alın. Kıyamet gidiyorum. Kıyamet devam ettim. Başına alayım abi. Şöyle bir tanıtım yapalım. İyi hadi. Aşağıda, tam aşağıda Karagöl dediğimiz şey var. Yer var. Gölet var. Tektonik bir gölet mi artık nedir? Çok iyi araştırmadım. Aslında araştırsak öğrensek olurdu. Orada mı?
Karagöl tam şurada bak. Şu küçük burada aşağıda. İnebiliriz bence. Yok. Buradan iniş. Buradan iniş çok zor. Hiç gerek yok. Fantazi yapmayalım. Bu kadarlık yeter. Bir dahaki seferde Karagöl'e çıkarız. Orası daha kolay bak. Şuradan geliyorsun arabayla belli bir yere kadar tık 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 çıkıyorsun. Oradan. Ejderinizi mi susadın? Dur bakalım. Sopanızı alın. Al bayan sopanı hadi. Sopası buraya bir de mi? Hatıra defteri bırakmışlar. Şimdi duruyor. Şimdi doldurdum. Bak, şeyler yaptı. Saat kaç geçti? 11:10 geçiyor. Evet. Evet. Şuraya takayım. Gidelim, bitirmeyelim. Belki ileride de enerji lazım olur. Ama siz bir hafta yatarsınız. Ben yatarım ya, sizi bilmem. Ana ben... kelebeğe bak benim. Bak. Evet değerli dostlar, şarjımız da bitti. Bizim de pilimiz bitti. Zirve tırmanışı da bitti. Yenişehir Vadisi Pınargözü mağarasına geldik. Pınargözü mağarasındayız şu anda. Şöyle tırmanışımızı tamamladık, inişimizi tamamladık. Şimdi eve yatmaya gidiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet.